Herkese merhaba. Mount & Blade Warband serimizin 114. bölümüyle karşınızdayız. Geçen bölüm artık ordu kapasitemizi fullemiştik. Ve gayet düzenli bir şekilde işte Memlüklerimizi, Veigar'larımızı ve Rodoklarımızı dizmiştik. Hepsinin sayıları şu anda birbirine eşit. Yoldaşlarımızın durumu iyi. Savaşmaya hazırız şu anda. Svadyalılara kaybettiğimiz iki şehir bir de kale vardı burada. Onları geri almak için saldırıya geçeceğiz. Ama ondan önce Jeremus'un bize verdiği bir görev vardı. Münakaşayı sonlandır. Lord Muhnir'i bulup onu destekleyecektik. 25 gün kalmış. Oraya doğru bir gideyim. O arada da askerlerim biraz seviye alsın. Lord Muhnir'in yeri tam hatırlayamadım ama Albuk Kalesi'ydi yanlış hatırlamıyorsam. Bir oraya doğru yola çıkayım. Yoldayken de notlardan bakayım. Delak'ta bizim tarafımızda nesil olunmuş. Karakterler Munir. Evet, Albur Kalesi'nde tamam. Oraya doğru yola çıktık zaten. Şöyle bir yine oraya tıklıyorum. CTRL boşlukla hızlandırıyorum. İbdeles Kalesi ya döndüğümüz kalenin orada düşman grubu varmış ama oradan da bayağı uzaklaştık artık oraya geri dönmek istemiyorum. Lord Muhnir'in yanına gideceğim. Bu arada yolda gelişen oldu mu? Evet. Sarayın tatlılardan 9 kişi memlük oldu. Rodok harbiyeçisi, talimli Rodok harbiyeçisi ve kıdemli Rodok harbiyeçisi. Güzel. Yakında onların da çok keskin nişancı olur diye tahmin ediyorum. Yolda ya biraz yavaş gideceğim. Asker bulursam onları keseceğim. Kaçak grupları var. Bunlar ne yapıyormuş ya? İsmirli Kalesi'nde devreye geziyormuş bir tanesi. Diğerleri yolculuk ediyor. Bunlar bir çete kurmuş burada. Köyüme yağma oluyorlar. Lord Muhnir'i bulalım. İnşallah yanımızdan geçenlerden birisi de Lord Muhnir değildir. Hemen bir Lord'un salonuna gidelim. Yukarıda birisi var ama Muhnir burada değil mi ya? Oo, Lady'ler falan var burada. Koskoca Lord burada mı yatıyor şimdi? Durum bu mu? Lord'un çalışma odası güzel. Bunlar kimmiş? Lady Mile ve Lady Bethune. Bethune neyse, neyse artık. Bowten diye bir kişiymiş. Onlar aslında Muhnir'i sorabilirdim. Direkt böyle bardo gibi atladım oradan ama. Hemen Muhnir'in yerini sorayım onlara. Bu kimmiş? Diyarı terk edecekmiş. Gitmek için izin istiyor. Tabii ki gitsin o. Bu da muhtemelen Muhnir'in eşi. Yok, bu da gitmek için izin istiyor. Muhnir nerede o zaman? Şunlar bilir mi onun nerede olduğunu? Bir soralım bakalım. Bir şey dedi ama onun Türkçesini yapmamıştır. Biz buradan ayrılalım. Muhnir'e bakalım. Muhnir çok uzaklaşmış olamaz. Muhtemelen bu çevrede bir yerdedir. Kalesini korumak isteyecektir. Acaba şu köyü yağmalayanlardan biri Muhnir miydi? Onu da merak ettim. Şurada birisini gördük. Felaklara hemen soralım Muhnir'i. Şu görevleri hiç sevmiyorum. Bunda da aramız gayet iyi. Buna nereyi vermişiz? Cahit köyünü vermişiz. Güzel. Bir sorun var. Birinin yerini bilmek istiyoruz dedik. Muhnir'i hemen buradan bulalım. Muhnir de bayağı ortalardaymış. Nomar köyü yakınlarında diyor ama. Bakalım hemen Nomar köyü yakınlarına. Nomar şu bölgede bir yerdeydi. Bu elemanın buralarda ne işi var ya? Sana kale verdik savunsun diye. Yolda yine birilerini görürsek sorarız onlara da. En azından gittiği güzergahı falan bilmiş oluruz. Herhalde kendi kalesine dönmek isterse aynı güzergahtan döneceğiz. Şu kimmiş? Aa, Lord Muhnir. Tamam.
Aynen aynı güzergahı yakaladık. Bunda herhalde namı iyi 162 tane ordu kapasitesi var. Bizim ordu kapasitemiz 175. Bu da iyi ordu katmış. Güzel. Kale verdikten sonra zenginleşmiş muhtemelen de. Şunun namına bir bakmak istiyorum ya. 525 namla bu kadar ordu kapasitesi nasıl yapabiliyor bu arkadaş? Bunun liderliği kaç ki? Güzel. Tabii ki koruyacaksın. Şimdi bunun tartışmasından bahsedeceğiz. Yasal olarak haklısınız diyelim. Bununla ilişkimiz 100 oldu. Diğeri ne oldu acaba? Diğerinde acısı sonra çıkacak. Başka buna beni takip et falan değilim. Yok. Bunun durumu burada gayet iyi. Devam etsin. Bir de aramız çok iyi. Şunun bir kızımız varsa bakayım. Yani bu 24 yaşındaymış. Babası da hala hayattaymış. Yarlatis. Bunun kızları çok güzeldi. Hangisi çok güzeldi? Kız kardeşi Lady Mile. Yo çok da güzel değilmiş. Ve bu niye terk etmiş burayı? Herhalde birisiyle evlendi. O da şey mi yaptı? Kaldradia'dan göç etti herhalde. O da ondan dolayı Kaldradia'yı terk etti diyelim. Neyse Lord Munhir ile olayı çözdük. Şimdi Jelkala şehrine doğru bir yola çıkalım. Bulin köyü yağmalanıyormuş bu arada. O köyü de hemen bulayım. Yakınlardaysa bir müdahale ederiz. Ya bu arkadaş burada bayağı yalnız kaldı. Nortlar bunu burada harcayacak ama hadi olsun bakalım. Biz yolumuzdan ödün vermeyeceğiz. Yelkala'ya doğru yola çıkmaya, yola devam edeceğiz. Yine yolda Svadyalı veyahut da Nort bulursak da onları keseceğiz. Haftalık bütçemiz ne olmuş? Bayağı liste uzadıkça uzamış şu anda. 57.000 dinar geliyor her hafta. O da gayet iyi. Bu arada envanterime falan bir bakayım şu Uksal şehrinin yakındayken. Envanterimde ekmek, balık kalmış. Başka bir şey kalmamış. Grubumuzda gelişenler var. Bunları artık atlıyorum hep. Şunları hızlıca geliştireyim. Keskin nişancı sayım falan bayağı arttı. Güzel oldu. Uksal şehrinden biraz envanter alalım. Bana da bir uğrayalım. Kitap, mitap, ozan falan bir şey var mı? Bunduk varmış. Bundukla işimiz yok. Yani bunları alamıyoruz zaten. Pazar yerine uğruyorum. Buralar niye bu kadar kötü kalkanlarla falan dolu ya? 25 de zarar. Yok bunlarda artık çok silah bakmayayım ya. Karşıma gelirse böyle nadiren bakayım. Çünkü iyi silahlar bulamıyoruz artık. İyi zırhlar da bulamıyoruz bize göre. Birinciliğimizi de geliştirmemiz gerekiyordu. Onu daha önceki bölümlerde konuşmuştuk. Atları biraz boş yere bakıyoruz yani. Şunu aldım ama bu hemen bozuluyor. Lahanayı alalım. Ekmekleri de dayayalım. Kuru ekmekle savaşa gönderelim bunları. Buradan da ayrılalım. Jelkala şehrine doğru bir yolumuza devam edelim. Askerlerimiz de bayağı gelişti. İyi durumdalar. Yolda Svadyalı görsek keseceğiz. Nord görürsek keseceğiz. Svadyalıları da biraz köşeye sıkıştırmış olduk. Bunlar ne yapıyor burada boş boş? Yolculuk ediyor diyor. Halmar şehrinde geziyor diyor. Yolculuk ediyor diyor. Askerlerin bazılarının ordu kapasitesi biraz fazla. O da şeyden kaynaklı. Artık onlara yer verdiğimizden kaynaklı. Çok az askerimiz kaldı. En üst seviyeye ulaşmayan. 51 tane memlüğümüz hazır. 41 tane Rodo keskin nişancımız hazır. 64 tane de muhafızımız hazır. Bu iyi bir durum. Jelkala ne? Direkt bodozlama da aldı bizim adam ya. İçerisi ne durumda şu anda? İçeride yaklaşık bir 350 asker falan var. Lord Rafarge'la Lord Gerluts burada bulunuyormuş. İki tane de esirleri varmış. Aslında buradan bir esir kurtarma operasyonu yapabilirim. Şu diğer kaleye de bakayım. Diğer kalede durum ne? Diğer kalede de az asker var. Burayı alabiliriz. Ama şu esir kurtarma operasyonunu bir yapmak istiyorum. Çünkü hiç yapmadık bunu hatırladığım kadarıyla. Şuradan şu esirleri kurtaralım.
Grubumuzda gelişenler var. Güzel. 5 kişi, 6 kişi kaldı toplam gelişimini tamamlamayan. Onlar da herhalde önümüzdeki günde gelişimini tamamlar. Şu Jelkare şehrine fark ediliyor. Bunu fark edilmeden yaklaşmanın bir yolu var mı acaba ya? Şöyle ne yapacağız? Kılık değiştirerek içeriye sızmayı deneyeceğiz. Muhafız birliğine hemen yakalandık. Bu da saçma oldu. Sadece bir kişi aldık şu ana kadar. Bunu alana kadar da bayağı bir canımız gitti. O adamlar ok çekti ya. Okçuyu, arbaletçiyi ilk önce onu halletmem lazım aslında da. Çok iyi. Adama bildiğin tuzak kurdum orada. Onu da aldık. Şu tek kaldı. Artık kolaylaştı ama canımızın bir yarısını aldılar ya. Güzel. Bu turu, yani bunları kolay bir şekilde geçtik. Kolay da bir şekilde geçmedik ama turnuvaya katıl diyor. Burada bir turnuva varmış ama turnuvayla işimiz bizim yok. Hana bir gidelim bakalım. Buranın hanında çiftçi varmış bir tane. Gezgin şair varmış. Kervan muhafızı varmış. Ne zamandır çiftçi görevi yapmıyoruz ya. Şu çiftçi görevini de yapayım. Bir de köy kurtaralım burada. Köylerine de bakmadım ama şu artık herhalde bütün şiirleri öğrendim ya. Ordumuzu kurduk. Burada şey yapıyoruz ya. Ya turnuvaya katılıp acaba onu da şey bizim gelin adayına bildirse miydim? İthaf etse miydim? Onu da düşündüm bir. Bizim kalenin içine doğru girmemiz lazım. Şurada iki tane muhafız bekliyor. Herhalde kalede bu taraftadır. Hapishane bu taraftadır. Hapishaneye doğru gidiyorum. Şu arkadaş kim? Gardiyan. Diğer arkadaş da muhafız görevlisi. Şöyle gardiyanla bir konuşalım. Bir tutukluyla konuşmak istiyorum diyorum. İzin vermiyor. Patron sensin galiba diyorum. Hemen kabul etti. Bir de 100 dinar verdiğimiz zaman bütün kapılar açılıyor. Şurada herhalde ikisi de. Gidelim, bunlar bizim lordlar olması lazım. Ya bunlarla ilişkimizi geliştirelim de itilafımız biraz daha düşsün. Bununla ilişkimiz eksi 85'miş. Bizim derebeylerinden biri ama hırslı bize. Acaba kurtarınca ne olacak ilişkimiz? Seni buradan çıkartmaya geldim diyelim. Biraz da umut verelim ona. Bununla ilişkimiz de eksi 100'müş. Daha demin de bu suçladığımız arkadaş. Muhnir'le ilişkisinde Muhnir'i desteklemiştik. Ondan dolayı bununla ilişkimiz daha aşağı düşmüyormuş. Zaten eksi 100 yani. Lady Geta diye bir kız kardeşi varmış. Yok. Erkektir ya. Seni buradan çıkartmaya geldim diyelim. Hiçbir yere gidemem diyor. Gardiyanla bir kapışmamız gerekecek. Gardiyandan anahtarları almamız lazım. Bizi çok geri attı ya. Şununla bir konuşalım. Buradaki mahkum kim? Konuşmak istiyorum. Sensin sanıyordum. Bana anahtarları ver hemen dedik. Yardım edin, kaçak maçak diyor. Yumrukla dalıyordum aslında. Bunlar daha deminkilerden daha güçlüymüş ya. Bunların vurduğu indiriyor yalnız ya. Bir tanesi düşseydi bari ya. Bunlar da garip arkadaşlar. Hiçbiri düşmüyor ya bunların. Bunlar beni yatırdı. Buradan adam kurtarmak bayağı bir zormuş ya. Şimdi bizimkilerden dağılan mağlan olacak mı? Herhalde olmaz. Hala buradayız. Kral olarak. İlişkilerimiz filan yükseliyor ama
Ne diyor? 33 bin dinar istiyorlar. Verelim kurtulalım ya. Durum ne? Ha, iyi aynı askerlerimize çıkabildik ya. Aa, onları kurtaramadık ama en azından askerlerimize çıkabildik. Askerlerimiz de gidecek diye bir sıkıntıya girmiştim. Ben Yelen şehrine doğru ilerleyeyim. Yelen şehrini alayım. Şu şehri de Yelen'den sonraya bırakacağım. Biraz güçlenmişler burada. Onları da kurtaracağız diye umutlandırdık ama öyle orada kaldılar. Acaba esir düştüm. İtilafıma bir zarar gelmiş midir? Ona da bakmak istiyorum. Aa, Teles köyündeki haydutları öldürecektik. Onlara söz verdik. Onu da unuttum. Şu Çeles köyüne doğru gidiyorum. Ve şu haydutlarıma da şeye de bir bakayım. Namıma da bir bakayım. Notlar. Karakterler dediğim zaman itilafım 25'lere kadar düşmüş. Aslında bu kıza tam yürüyebilirim. Ama namım da düşmüş. 1704'e düşmüş namım. Daha yüksekti diye hatırlıyorum. Raporlardan şu kızla ilişkim birmiş şu anda. En son 20 gün önce ziyaret etmişiz. O kıza da bir ziyaret yapmamız lazım. Bize haber göndermiyor. İlişkimizin daha çok gelişmesi lazım galiba. Şurada bir dört Celkara şehrine kaçtı ama yetişemeyeceğim için hiç ona müdahale etmedim. Köyümüzde saldırı altındaymış. İbdeles köyünü yakıp yıkıyormuş. Önce şu görevi halledelim. O görevi halletmeden önce de şu okçuları ileri çekeyim. Zaten burada şeyler önden girecek. Çiftçiler. Arkadan okçular iş yapsın. Bir de bu alanlar genelde engebeli oluyor. Memlükleri de bir geriye alayım. Engebeli alanlarda memlüklerle uğraşmayalım. Muhafızlar çalışsın. 51 tane haydut varmış. Bakalım Dodoklarımız ne durumda? Bunların çatır çatır adam vurmasını özledim artık. Bunlar direkt içimize girdi ya. Bu nasıl olur? Bizim Dodoklar daha yeni mevzilendi. Tamam. İkisi de almışlar. İkisi de almışlar. Ben haydut deyince böyle aklım attı adamlar beklemiyordum ya. Daha çok şey bekliyordum. Bu arkadaşların yayı olduklarını düşünüyordum. Bildiğin atlılar çıktı. Matthew bayıltıldı. Her zaman böyle yanlış kararlar vermeye devam edeceğim herhalde ya. Oradan adamı vurmaya çalıştım zıplayarak da. Vurabilseydim çok şekil bir hareket olacaktı. Hep özeniyorum bu hareketi ama yapamadık bu türlü. Çiftçiler öldürüldü. Çok umursamadık onları zaten. Önden yem olarak göndermiştik. Bu haydutların süvari olduğunu bilmeden. Bu köyü de kurtardık. Bir tane yaralımız var. Metilt yaralandı. Onların daha çok ihtiyacı var diyoruz. Bu olayı da çözüyoruz. Şimdi diğer köyümüze saldıran elemanları da bulalım. Şimdi memlükleri yine ileri aldım. Muhafızları da ileri aldım. Ordum kapasitem çok fazla olduğu için okçular giremiyor savaşa. O da bir sorun aslında ama. İbdeles köyünü de kurtaralım bunlardan. Şöyle şuraya doğru da bakayım da kaçmasınlar. O 50 kişiler. Genel olarak da kim var? Zırhlı süvarileri var. 8 tane. 5 tane arveliçileri falan var. Hiçbir şansları yok bizim süvariler karşısında. Metilt yaralanmıştı. Hemen gücü 64 olmuş. Çok iyi. Bu da gelişti. Şu anda bütün askerlerimiz maksimum seviyesinde. O da harika bir olay oldu. Aramızda çok iyiymiş bu adamla ya. Bu adamı da kendi tarafımıza alabilir miyiz? Şöyle bir artistlik yapalım. Bir şey söyleyemiyormuş. Sabrımı zorluyorsun falan diyor. 86'ya indi. Daha da konuşmuyor. Tamam. Yani adam bizi babamızdan daha çok seviyor. Adam ne dedi de tavır koyuyor. Güzel. Önden süvarileri geliyor. Bir avantajları var.
O da yükseğe hemen pozisyon almaları. Ama onlar da pozisyon alana kadar zaten bizimkiler geldi. Çok yakın mesafede başladı savaş. Ne kadar süvarileri tehlikeli olsa da bizimkiler bu savaşta çok avantajlı. Bu arada niye benim bu kadar okçum girdi? Yani 8 tane okçum girmiş. Bayağı da bir askerim girmiş aslında. Okçular bile girebiliyormuş. Ben onun farkına varamamıştım. Yeni kuvvetler geldi hızlı bir şekilde. Çok da fazla bir kuvvet olduğunu düşünmüyorum ama. Evet, 15 kişiler hep bir topu. Hiç taktik maktik yapmaya gerek yok. Sadece engebeli alan. Keşke daha fazla piyadeyle girseydim ama. O zaman da daha fazla okçuyla girseydim ama o zaman da süvarileri birkaç kil alabilirdi. Öyle bir riske girmedik. Zayiatsız atlattık. Bir tane firarileri varmış. Hayda, o firariyle bizi bir savaşa daha sokuyor. Durum can sıkıcı. Savaş avantajı 176. Bu asker sayımızla alakalı bir şey mi acaba? 175 bizim asker sayımız. O da direkt derenin karşısında ya. Bu ok gerçekten daha yavaşmış ya. Bu zırhlı süvariydi. Biz buradan aldık. Bizimkiler nereye gidiyorsa. Adam karşıya geçti. Hala bizimkiler devam ediyor. Köylü kadın varmış esirleri. Zaten yerimizde yok. Alıp onu kaleye de koyacak değiliz bu saatten sonra. Buraları temizledik. Bir sonraki bölümde Yelen şehrine gidelim. Yelen şehrini alalım artık Svadyalılardan. Svadyalıların bir elini ayağını kırmış olalım. Ondan sonra da Jelkala şehrini bir hedef ilan ederiz. Tevarin kalesini alırız. Suna şehrini alır. Svadyalılara da son darbeyi vururuz. Nordlar bu arada biraz güçleniyor galiba. Çok sol alttan sürekli bildirimlere bakıyorum. Ondan dolayı bazen yavaş ilerliyor oyun ama çok fazla esir düşmüyorlar. Çok fazla kalelerimize, şehirlerimize de saldırmıyorlar. Kendi kabuklarına çekilmişler. Bir şekilde güçleniyorlar gibi bir halleri var. Şu taraflardan bir bakayım ya. Nordların durumu ne? Ne istiyorlar? Çatışmalar bir süredir yok diyor. Yakın zamanda bir ateşkesiyle sonuçlanabilir diyor. Zaten çok uzun süredir bu yazıyor. Svadi ile arasında önemli bir sorun yok diyor. Ya Svadi ile bunlar bir savaşa girse çok güzel olur. Osmanlı İmparatorluğu'ya savaşsa Svadya en kötü savaşını yaptı diyor. North'ta da aynı şeyi yazıyordu galiba. Evet, North'ta tamam. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Videolarıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Destekleriniz bizim için çok önemli. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Herkese iyi oyunlar diliyoruz.